swirls in the air. The Imperial throne lies empty, and three great alliances fight to claim it. Evil awakens. A long-vanished foe stirs. Those who would destroy Tamriel seek out dangers to their dark plot. And so death's long arm reaches out. It is the 582nd year of the Second Era. The drums of war are sounding. This is where our journey begins. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce izlediğimiz mükemmel sinematikle beraber The Elder Scrolls Online'ın bir bölüm çekmek istedim. Yani The Elder Scrolls Online'ın dünyasına bakacağız. Arkadaşlar, Elder Scrolls Online MMORPG'ler içerisinde benim World of Warcraft'tan sonra en sevdiğim oyun oldu. Sebebine birazdan değineceğiz. Şimdi oyunu açar açmaz karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'un ağır bir zırvalaması söz konusu. Bu oyun kanallarına daha çok yapılan bir şey gibi görünüyor. Yani şu an için öyle gibi görünüyor. İzlenmeleri alıp kendi kafalarına göre yoğuruyorlar. Yani sizin ne izlendiğiniz, sizin performansınızla alakası yok. Siz dünyanın en iyi videosunu dahi çekseniz YouTube ne isterse şu anda onu yapıyor. Böyle bir durum, böyle bir sürecin içerisindeyiz. Bundan birçok etkilenen arkadaşımız var. Biliyorsunuz zaten sizler hepiniz cin gibisiniz. Ben de şimdi bazı şeyler var. İşte abi şunu çek bu daha çok izleniyor. Abi bunu çek daha çok izleniyor gibi. Sadece izlenmeye yönelik videolar çekmek istemiyorum. Eğer burası bir oyun kanalıysa burada birçok farklı oyun olmalı. Benim görüş açım böyle. O yüzden benim kanalımda farklı oyunlara da ulaşabileceksiniz. Onu da söylemek istiyorum. İsterse 200 kişi izlesin bu videoyu YouTube. Hiç umurumda değil. YouTube! Duydun mu lan, sana buradan diss atıyorum. Al bu videoyu 100 kişi izlettir. Umurumda değil lan. Çekiyorum ben, oyun kanalıyım. Kızdırma beni. Devam ederim. Şimdi arkadaşlar, mevzumuz şu. 3 tane Covenant diyelim. Bu Daggerfall, işte burada bir The Old Mary Dominion var. Burada bir de The Ebon'un Ebon Heartpack. The Ebon Heartpack. Ebon Heartpack. Evet. Şimdi bunların her bir tanesi kendi içerisinde 3 tane ırkı baz alıyor. Yani bunlar hep ittifak olmuşlar. Bakın burada mesela Argonianlar, Dark Elfler ve North dediğimiz insan sınıfı İttifak olmuş durumda. Aynı şekilde burada da High Elfler, Wood Elfler ve Khajiitler, bildiğimiz üzere şöyle maymun gibi olanlar. Bu arada no gear yapalım da şu adamları şöyle görelim. Aynı şekilde burada da işte Bretonlar var, Orklar ve Red Guardlar var. Bunların her birinin kendisine özel tabii ki artıları var, pasifinden gelen özellikleri var, fakat çok da önemli değil bu oyunda arkadaşlar. Yani siz diyelim bir Warrior yaptınız, o Warrior'u büyücü de yapabiliyorsunuz oyun içerisinde. Eğer videoyu beğenirseniz ve iyi bir talep gelirse bu videoya, ilerleriz tabii ki oyunumuzun devamında ve oraları da gösterebilirim size. Şimdi arkadaşlar, ben bir North savaşçısı değil de şöyle bir Wood Elf yapalım. Wood Elf yapalım ve okçu sınıfını seviyorum. Burada bir okçu oluşturalım. Şimdi buradan bir karakter ismi belirleyelim. Toygun'u koyalım bakalım. Toygun kimse almamış durumda. Evet, almamışlar. Buna da Warden'lar gelmiş bir de. Morrowind'le beraber. Peker. Arkadaşlar, Dragon Knight. Bu abim, şöyle göstereyim. Şampiyon gear diyelim. Bu abim böyle son seviyeye geldiğinde bayağı tank bir sınıf oluyor. Dragon Knight'lar
Bayağı böyle tank böyle kanatları falan çıkıyor, ejderha gibi uçuyorlar, kaçıyorlar, böyle ufak bir mesafe kat ediyorlar falan. Güzel bir sınıf yani. Benim hoşuma gidiyor. Sorcerer dediğimiz sınıf bayağı bildiğimiz büyücü. Gerçekten büyücüler bu oyunda her oyunda olduğu gibi çok yüksek hasara sahipler. Nightblade var. Oynaması bana göre en karizmatik, en mükemmel sınıf. Stealth oynuyorsunuz yani, böyle görünmez gidiyor falan. Onun üzerine burada Templar'ımız var. Bu Templar'ı hem Healer kasabilirsiniz hem de Warrior olarak kasabiliyorsunuz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. World of Warcraft oynayanlar Paladin olarak değerlendirebilir aslında. Bu sınıf biraz öyle bir sınıf. Ama şununla ilgili hiçbir fikrim yok. Vallahi yok yani. Şunu yeni görüyorum. İlginç. Ben oyunu uzun süredir oynamıyordum. Dün gece indirdim. Tekrar başlayayım dedim. Bu arada Elder Scrolls Online'ı iyi bilen arkadaşlar varsa birlikte oynayabiliriz. Onu da söylüyorum. Yorumlarda Elder Scrolls Online oynayıp birlikte hareket edelim, sıfırdan kasalım diyebilecek arkadaşlar varsa buyurun gelin abi. Evet, burada klası seçiyoruz ve geldik body'ye. Şunu direkt şöyle yapacağım tabii ki. Ben kaslı bir Wood Elf olacağım. Yüksekliğimizi arttıralım. Zaten kendileri çok küçük bir ırk. Öyle bir durum var. Şimdi buraya gelelim ve buradan güzel bir tip ayarlayalım. Şöyle bakalım, omuzlarımız şöyle geniş olsun değil mi? Chest'imiz şöyle, evet. Biraz göğüslü olsun ya. Giydiği kıyafet yakışsın. Beli ince olsun. Tamam, şöyle iyi. Şimdi omuz seviyor. Tamam, böyle olsun. Ellerimiz küçük olsun. Biz bir sonuçta bir okçu olacağız. Aynı zamanda dagger kullanacağız veya çift el kılıç vesaire. Şimdi şu beli de bu kadar ince belli olmasın ya. Travesti mi? Tövbe estağfurullah. Bakayım. Bu ne işe yarıyor şu an anlayamadım. Şurada log size. Ha, bacaklarımız ince olsun. Manken oluşturuyorum arkadaşlar. Ayaklarımız ince olsun. Tamam. Şimdi geldik surata. Oğlum tipimiz de iyiymiş ha. Heroic dersek ne olur? Oo. Ses ne? Ha, öyle olmaz. Hele 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 hele. Heh, bu biraz iyi. Biraz böyle alaycı bir şey oldu sanki. Şimdi saç şekillerine gelelim abi. Şöyle bakalım neler varmış ha. Hippie olmayacağım. Wow. Değişik. Güzel daha az önceki. Bu ne abi? Bak bu da güzel. Tam böyle... Oo. İşte şimdi... Leonidas! Arkadaşlar birlikte Leonidas yapıyor. İşte. Leonidas'a yakın oldu bu. Ben bir Leonidas'ım oğlum. Şöyle mi yapsak? Bence böyle daha güzel oldu gibi be. Ne diyorsunuz abi? Şöyle yapalım mı? Dur. Tabii şimdi bu sakalı falan değiştirince karakter daha iyi bir şeye benzeyecek abi. Yaşımız öyle olsun. Tamam, bu ne? Heh, sakal kısmına geldik. Sakalı da... Ne yapalım? Ben çok seviyorum arkadaşlar bu arada böyle oyunlarda hani tip oluşturma ekranında falan bir hayli eğlenirim. Şöyle olsun bence be. Valla böyle olsun ha. Çok manyak bir karakter oluşturuyorum. Chat. Chat ne? Ekranları başındakiler. Valla çok fazla yayın yapıyorum, o yüzden beynim sulanıyor abi, kusura bakmayın. Oo. Şu iyiymiş lan. Yalnız biraz Bülent Ersoy gibi oldu ya. Aha, bak şu güzel. Tamam. Elf dediğin böyle olur. Tamam, buralarla hiç oynamayacağım abi. Göz rengini belirleyelim. Uf. Kırmızı var mı kırmızı? Kırmızı yok mu kırmızı? Oğlum dar... Abo! İşte bu. İşte bu abi. Tamam. Şimdi. Göz kısmına geldik. Eye size diyor. Bunu geç. Şu gözler şöyle çekik şey olsun, kızgın baksın. Şöyle olsun. Göz yüksekliği yukarıda olsun. Ah şöyle kısık baksın. Sert baksın, bak. Böyle bak. Kaşlara geldik herhalde. Oo! Oo! Oğlum çok iyi be. Evet arkadaşlar. Karakter hazır, vallahi hazır ha. Create. Şimdi oyunumuz başlıyor abi artık. Ben defalarca falan oynadım. Benim en çok oynadığım oyunlardan bir tanesi bu aslında ama daha doğrusu öyle görünüyor. Steam'de 1750 saat gibi bir saatim var bunda. Fakat sorsan ne kadar biliyorsun? Çok az biliyorum. Neden? Arkadaşlar bir önceki bilgisayarım
İlginç bir şekilde sadece Elder Scrolls Online arkada açıkken kapatmıyor kendisini. Onun dışında pataküte kapanıyordu bilgisayarı. Şimdi arkadaşlar böyle zindanda başlıyoruz, tamam mı? Grafikleri gerçekten çok tatlı. Bu arada FPS modunda da öyle oynayabiliyorsunuz. Dışarıya çekip TPS olarak da oynayabiliyorsunuz. Ben bu oyunda TPS'yi seviyorum. Görsellik dediğim gibi gerçekten bence çok güzel. Bir MMORPG oyununda olması gerekenden daha iyi. Ne oldu ya? İyiyim. Açar mısın kapıyı? Evet arkadaşlar, isyan çıktı. Kır! Bu şekilde, şimdi bildiğim kadarıyla, bakın yanlış olmasın, eğer yanlışsa beni düzeltin. Öyle hatırlıyorum. Biz ölüyüz. Oyunun bir de oyunun dünyasının peygamberi var. Prophet diye geçiyor. Bu peygamber şu anda burada. Ve şey durumda. Hani kapana kısılmış durumda. Bizim olayımız kurtarmak tabii ki. Oyunun dünyasında bir peygamber, tövbe haşa. Şimdi biz de ölüyüz ve burası ölüler diyarı gibi bir şey. Burada biraz bana oyunu öğretiyor herhalde. Ağzına burnuna vururum. Light attack yapıyor bak, oyunu öğretiyor şu an. Evet. Vurdukça sizin skill'leriniz gelişiyor arkadaşlar. Bu oyunda böyle bir şey var. Bu oyunu diğer MMO'lardan ayıran en büyük özellik solo oyun oynar gibi single play, yani Skyrim'in online'ını değil de Skyrim'in normal oynuyormuş gibi düşünün. Öyle bir yapısı var. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Şimdi şöyle bir gidelim. Oyunda ne yaparsanız o gelişiyor abi. Yani ben şu sınıfı aldım, ben büyücü aldım, warrior olamam, ben şunu aldım şunu olamam gibi bir şey yok. Şunun ağzına bir vurayım. Bak şimdi blok yap diyor. Adam mayışçı. Mayıştığı zaman hold, yani ağır atak yaptığımız zaman şampiyonlar direkt düşüyor. Bak bununkini şöyle boz diyor, sonra ağır atak yap, bunu da indir diyor. Burası bir tutorial bölümü. Ama güzel bir bölüm. O yüzden geçmek istemedim. İşte Prophet geldi. Bu arada bakın, çift el silahın 2 level oldu diyor. Ben burada elimde çift el silah kullandıkça o level atlayacak. Şimdi buradan Liris'den biraz bilgiler alıyoruz. Şurada şöyle hızlı bir şekilde geçeceğim. İngilizcesi olan arkadaşlar buraları geçmeyin. Okuyun abi. Gerçekten muhteşem bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Elder Scrolls zaten hemen hemen bir Müziklerin Efendisi, bir World of Warcraft'lar, böyle detaylı bir hikayeye sahip bir oyun. Senin ağzına vururum sen o kocaman halinle. Neler yapıyorsun? Aşağılık herif. Hop. Ağzına vururum. Müzikleri falan çok güzel. Atmosfer çok başarılı. Birazdan bir tane skill açacağız ve o zaman şampiyonun özelliklerine bakacağız. Evet. Level aldığımız zaman bu şekilde level alıyoruz. Gayet güzel. Şimdi burada C'ye basarak karakterimizi kasacağımız yere doğru statlarını belirleyeceğiz. Bakın konuşuyor şu anda. Şimdi arkadaşlar, isterseniz stamina kasabilirsiniz, isterseniz magicka kasabilirsiniz. Ona göre skill'lerinizi oluşturmanız gerekiyor. Bazı skill'ler, merp denilen bir şey var. Diyelim bir skill açtınız, daha sonra o skill'i tekrar upgrade edebiliyorsunuz. Upgrade ederken ister magicka, isterseniz stamina gideceksiniz. Ben daha çok büyü hasarı vermek istiyorum bu sınıfla birlikte. O yüzden magicka ile başlayacağım. Bunu verdikten sonra arkadaşlar bir de tabii ki skill barımız gelecek. Şimdi burada Assassination, Shadow ve Shipponing gibi sınıflar var. Arkadaşlar şimdi Assassination'da başlayacağım. Bu canı az olan rakibe çok yüksek bir hasar çıkartıyordu diyor. Evet. Yani %25'e düşen rakibe tek atıyor direkt. 1687 magic damage vuruyormuş. Şöyle bir şey abi. Ya bu şu anda gösteremiyorum. Birazdan göstereceğim rakibin üzerinde. Şuradan bir geçelim artık. Dediğim gibi eğer bu video hoşunuza gider, serinin devamını gelmesini istiyor olursanız ona göre ben de bununla ilgili bir çalışma yaparım ve size paylaşmaya devam ederim. YouTube izletmesen de izletme lan. Çok tatın ha. Oyun kanalıyım oğlum ben. Çekeceğiz bunları tabi. Şimdi şu delikanlıya bir iki vuralım şöyle. Şuna bir vurayım. Bire bir basayım. Bakın az vuruyor şu anda. Hop. Bir tane vurup şimdi tek atar. Canı rakibin azaldığı zaman, %25'e düştüğü zaman tek atıyor abi. Son vuruş olarak değerlendirebiliriz bunu. Şuradan hemen şu dayıya yardım edelim. Yani burada ne kadar adam vurursak o kadar iyi. O şuradan bir kaçalım. Tamam. Çünkü vurdukça skill'lerimiz geliştiği için arkadaşlar, ben daha çok böyle hep harita üzerinde
savaşa savaşa giderim. Küçük moblar bile olsa keserim. Çünkü statlarımı arttırıyor. Şimdi arkadaşlar bu Sauron'un gözü gibi düşünün şunu. Şimdi CTRL'e basıp Hidden olacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Hidden gittikten sonra bunun ağzına vuracağız abi bir tane. Vur lan. Ha, Snake modda oyun ediyor. Evet. Sauron'un gözü gibi düşünün bunu. Böyle gözlerinden bir tanesini yok ettik buranın ve artık buradan çıkmanın vakti geldi. Bizim buradaki olayımız Prophet'ı kurtarmak. Şu dayı yolunu bir indireyim. Bakın hemen geçtim. Hop şimdi benim hasara bakın. Gördünüz mü? Bir de bunu şok. İşte bu. Go. Senin de ağzına vurayım bir. Mouse'un sol tuşuna basılı tuttuğunuz zaman heavy atak yapar. Eğer mouse'un bu arada W'ye çift basarsanız öne doğru zıplama yapar. Hoppa. Şunlara bakayım, tamam. Böyle giderken abi çift W'ye bastığınız zaman bu tarafa, çift D'ye bastığınız zaman bu tarafa, A'ya bastığınız zaman bu tarafa dodge diyebileceğimiz bir atlama, zıplama animasyonu. Şimdi bizim olayımız hem buradan kendimizi kurtarmak hem de Prophet'ı kurtarmak. Aptallar, buradan asla kaçamayacaksınız diyor. Nereye gidiyoruz? Şunu hemen bir konuşalım. Şimdi şurada Cadwell diye bir tane abimiz olacak. Kafaya tencere geçirmiş bir abi. İşte bu oyunun gerçekten çok önemli bir bölgesinde bulunuyor bildiğim kadarıyla. İleride filan baya böyle bize yardımcı olacak bir kafayı sıyırmış adam bu. Bize bilgiler veriyor vesaire. Nasıl çıkacağımızı anlatıyor vesaire. Şimdi şuradan hemen geçelim. Ya görsellik falan gerçekten çok iyi değil mi arkadaşlar? Ve şu anda bir MMO değil de ben sanki baya baya bir single player oyun oynuyorum. Witcher gibi, Skyrim gibi. Şimdi burada unlock kısmı. Arkadaşlar burada titrediği anda elimi çekiyorum mouse'dan. Bu da bizim hırsızlığımızı geliştiriyor. Dolayısıyla bazı chestler oluyor oyunda. Onları açabiliyoruz. Wow! Üzgünüm. Devam edelim. Evet, açtık. Şimdi devam edelim ve şuradaki... Hop! Tek atalım. Okey. Şimdi şurada zindanın birine girdik ve buradan yolumuza gideceğiz. Fakat burada bir yerde bir... işte bu. Chest vardı. Şuna bir bakalım. Lockpick. Bu lockpick sayesinde açıyoruz bu arada o şeyleri, kutuları veya kapıları vesaire. O yüzden onlar önemli arkadaşlar. Mümkün olduğunca toplamaya çalışacağız. Burada daha ilerlemeden bir tane daha sandık olacaktı. Onu arıyorum. Bulmaya çalışacağım. Geldiğim yere geri mi döndüm ben, ne yaptım? Her neyse artık. Şöyle ilerleyelim hadi bakalım. Burada bir sandık vardı da sandığı şimdi hiç videoda araştırmayayım. Evet, gitmem gereken yer burası. Prophet'a doğru yola çıkıyoruz şimdi. Arkadaşlar şu görüntü gerçekten çok güzel, bakın kameranın şu açısı benim çok hoşuma gidiyor. İşte gördüğünüz gibi Prophet burada hapsedilmiş şekilde duruyor. Şimdi bu ablamız Liris, kendisi çok fedakar bir abla ve ikimizi de kurtarmak için kendisini burada hapsediyor. Kendisi Prophet'ın yerine geçiyor abi. Oraya geçiyor, Prophet oradan çıkıyor. Bakın şimdi hep de görelim. Görsellik çok iyi ya. Selamünaleyküm. Şunları hemen indirelim. Bir tane daha eleman gelecek. Hop, onu seni şöyle bir dodge'layalım abi. Hop. Hadi bakayım sen git. Hemen şuradan bir tane daha delikanlı gelecek. Bu arada arkadaşlar normal yaptığınız atakların hepsi stamina'dan gider. Böyle mouse'un sol tuşuyla yapacağınız ataklar. Şuna şöyle bir tane daha patlattıktan sonra şunu da öldürürüm herhalde. Okey. Hemen şu kristalleri bir kıralım. Evet. Şimdi görüntüye bakın abi. Hop. Liris kendisini feda etti ve oraya hapsolmayı göze aldı ve bu sayede Prophet'la, ya Prophet'ı çıkartmış olduk. Prophet da bu.
Şimdi kendisiyle bir konuşalım hemen. Çıkış yolunu Prophet biliyor. Okay. Tamam. Hemen gidelim. Bu arada bu oyun Skyrim'in online'ı değil. Sakın yanlış anlamayın. Bu oyun The Elder Scrolls Online. Yani Skyrim biliyorsunuz Elder Scrolls serisinin bir parçasıydı sadece. Elder Scrolls çok daha köklü bir seri. Morrowind'i var işte bir önceki. Neydi bir önceki oyunun ismini unuttum. Birazdan aklıma gelir söylerim. Yani bayağı böyle bir kapsamlı bir oyun. Of şimdi boss'a bakın abi. Boss'un gelişe bakın. Heybetine bakın ya. A mortal thinks it can defy me. Futile. Ya. Soon your world will be in my chains. Gel bakayım delikanlı. Senin savaşçına biraz gireyim şöyle. Çok göre güçlü değil arkadaşlar. Ben doğru zamanda yapamadım. Doğru zamanda yapabilseydim eğer muhtemelen o adam yapamayacaktı kombosunu. Şöyle arkasında döne döne onun. Hop! Heavy ataklarla. Hop. İşte bu. Şunları hemen alalım. Şimdi konuşalım kendisi. Sky Shard. Ben ready. Ready'yim ben. Ya görsellik gerçekten çok iyi. Vallahi çok iyi arkadaşlar ya. İnanılmaz iyi. Bu Sky Shard'lar bu arada hemen söyleyeyim. Bunlar 3 tane topladığınız zaman bir tane skill point'iniz açılıyor. Yani ekstra fazladan bir skill point basabiliyorsunuz. Şimdi bize kapıyı açıyor. Ve biz de şuraya gelip buradan artık çıkıyoruz. Bizi buradan kurtarıyor. Prophet. Tamam ben buradayım. Hadi gidiyoruz Prophet. Ve arkadaşlar buradan oyunun dünyasına yolculuğumuz açılıyor. Bu dakikadan sonra arkadaşlarınızla birlikte parti kurup birlikte hareket edebiliyorsunuz. Ben şimdi size bir şey daha göstereceğim. Normalde ben bu oyunu o kadar çok seviyorum ki gidip ben şöyle söyleyeyim size 145 TL'ye almıştım arkadaşlar bu oyunu ilk aldığımda ve aylık ödemesi vardı daha bu oyunun. Aylık ücreti falan vardı. Ya ona rağmen oynuyordum. 145 TL artı aylık ödemesini yapmıştım. Bir de gidip bir at almıştım. 220 TL'ye falan gelmişti oyun bana. Atı da göstereceğim şimdi size. Çok hoşuma gitmişti çünkü dayanamamıştım yani. Şimdi bize kendisi Soul Magic skillini veriyor. Aynı zamanda Sealed Urn diye bir şey veriyor. Bunun içerisinden itemler çıkıyor arkadaşlar. Başlangıç için işimize yarayan itemler oluyor bunlar. Prophet'la burada konuşup bu itemleri almayı unutmayın. I'ya basarak inventory açıyoruz ve bunu hemen use deyip kullanıyoruz ve içindekileri hepsini gördüğünüz gibi alıyoruz abi. Şimdi şunu bir giyelim. Niye bana böyle büyücü şeyi verdi anlamadım. Her neyse. Equip deyip takalım bunu. Şunu da bir takalım arkadaşlar. Tamam. Vallahi böyle tipsiz bir yedi ilginç bir şey yaptı bizi yani. Her neyse. Şimdi evet oyunumuz artık başladı. Şimdi C'ye basalım ve buradan yine ben skill'lerimi vereyim. Ve Teleport Strike açıldı. Arkadaşlar benim çok sevdiğim bir skill bu. Çünkü kullanması çok keyifli. Hani bir anda rakibi ışınlanıp "Aa!" diyor böyle bir şey yapıyor. Şimdi onu da göstereceğim abi. Öncesinde şu atımı bir göstereyim size ya. Çok hoşuma gitmişti benim. Burası bu arada Enter'ın yanındaki o virgül işareti var ya, ona basarak buraya gelebiliyorsunuz ve burada birçok şey satın alabiliyorsunuz. Mağaza içeriği bayağı bir dolgun. Ben şimdi o tuşu bir bulabilirsem atı aktif ettiğimiz bir yer vardı abi. Onu bir bulmaya çalışacağım. Bu da haritamız. Böyle bayağı büyük bir harita. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu değil. L değil. K değil. Bu değil. Bu hiç değil. O değil. Bu değil. Hangisi? İşte bu. U herhalde. Mouse. Şimdi Sorul Mouse değil ya. Benim atım nerede? Benim bir tane atım vardı arkadaşlar. Onu arıyorum şu anda. Allah Allah. Hemen bir şey test edelim. Biz nerede oynuyoruz ona bir bakalım.
Her neyse bulamadım. Sorun değil. H'ye basarak bu atı çağırıyoruz böyle. Ben size diğer atı şöyle mağazadan göstereyim. Heroiklerde benimki şurada special. İşte şu at. Ha böyle de gösterebiliyorum. Evet arkadaşlar benim satın aldığım at bu. Normalde ben bu atla geziyorum. Acayip hoşuma gitmişti gerçekten. Böyle gözlerinden ateş mateş alev alev çıkıyordu. O yüzden hoşuma gidip almıştım ben bunu. 2500 crown'a satılıyor böyle. Steam'den bunu alabiliyorsunuz. Şimdi şuradan gelelim ve Razumdar. Bu adam bize baya baya fazla görev verecek Razumdar. Bir tane görev yapalım mesela. Aa yalan söyle dedik yalnız bu arada. Hadi bakayım. Heya! Arkadaşlar oyunda ben bu ırkı seçtiğim için bu tarafta başladım. Bu arada böyle komandana da ben... evet. Oyunun farklı bölümlerinde başlıyorsunuz eğer başka ırkı seçerseniz. Mesela elfler daha çok böyle ormanlık alanda oldukları için ona göre bir alanda başlıyorsunuz. Ama bazı şeyler var mesela bayağı böyle ateşin mateşin içinde, lavların içinde falan gidiyor. Onlar da Nordlar herhalde öyleydi. Bak şimdi. Ben şu skill'imi bir kullanayım buna. Selamünaleyküm. Hop. Sana şöyle bir oklayalım. Sana şöyle pat. Vaa! Gerçekten güzel bir skill. Benim çok beğendiğim bir skill. Kya. Gördüğünüz gibi okun bende bir skill açıldı. Şimdi benim alacağım ilk şeyde nasıl söyleyeyim ilk level'da skill geldiği zaman bana oku geliştireceğim ve onu size birazdan göstereceğim. Ondan sonra da zaten videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Bakın şimdi hemen şuradan bahsedeyim. Burası biraz çünkü karışık, karmaşık olabilir. Açıklayabildiğim kadar sade açıklamaya çalışacağım. Arkadaşlar haritaya baktığımız zaman üst tarafta bir böyle bir gördüğünüz gibi imlecimiz var. Orası bizim görev yerlerimizi gösteren bir yer. Şimdi bu görev yerleri bu şekilde siyah olduğu zaman sizin almanız gereken bir görev anlamına geliyor. Orada bulunan daha almadığınız bir görev olduğu zaman siyah görünüyor. Siyah gördüğünüz zaman gidiyorsunuz onu alıyorsunuz oradan görev. Beyaz olan ise sizin işaretlemiş olduğunuz görev. Görev listenizden şöyle açayım jurnalı. Ha, burası bizim görev listemiz ve burada işaretli tek bir tane gördüğünüz gibi görev var. Dolayısıyla beyaz olan şey bizim aktif üzerinde durduğumuz görevi gösteriyor. Bir de şöyle bir şey daha var. Diyelim burada birden fazla göreviniz var. 6-7 tane göreviniz var. Ve siz haritada ilerlediğiniz zaman onlar da bu bölgelerde olduğu zaman onlar da yine böyle siyah olarak görünüyor. Yani siyah olduğu zaman görev yerleri ya alınması gereken görev ya da almışsınız ama onu aktif etmemişsiniz, ona gitmediğiniz bir görev anlamına geliyor. Bunu da hemen böyle paylaşayım size. Şununla hemen bir konuşalım. Ekstra fazladan bir görevimiz olmuş olsun. Ne kadar çok görev bulursak o kadar iyi. Neden FPS'e drop yiyorum şu an anlam veremedim. Hem de öyle böyle bir drop yemiyorum. Bir alt tap yapalım. Geri dönelim. Peki. Güzeldi sanırım. Evet oyunun herhalde o bölgesiyle alakalı bir şey diyeceğim. Burada da var biraz problem. Heh, şimdi gelelim şuna. Arkadaşlar haritanın bazı yerlerinde böyle chestler var. Bu chestler bu şekilde. Bu arada oyunda inanılmaz bir şey var şu anda. Niye böyle bir şey var acaba? Anlam veremedim. Yapamıyorum çünkü. Evet açtım. Oyun teklemeye başladı sebebini anlamadım. Oo. Şunu bir giyelim giydiğimiz zaman böyle ana değişik bir şey oldu pekala. Bu bölgeden bir gidelim abi. Arkadaşlar şu anda bir sıkıntı var. Oyunu kapatıp açmam gerekecek gibi duruyor ama bunu şu an yapmak istemiyorum. Videonun burada sonuna gelelim. Ben size tek bir şey daha göstereceğim. Skill barımızı açtığımız zaman K ile açıyorduk. Evet. Şimdi burada klasımızın arttırılabilir puanları var. Buradan istersek Assassination gidebiliriz. İstersek Shadow gidebiliriz. Ben bunların hepsini tabii ki karışık gideceğim. Aa bu arada skill'im varmış benim. Onu da şimdi göstereyim. Shipponing. Şimdi Weapon kısmından burada gördüğünüz gibi Bow. Ben Bow ve Two Hand kullandığım için onlar açıldı burada. Şimdi şu Sniper'ı bir açalım arkadaşlar. Ve size bu skill'imin ne yaptığını bir göstereyim. Tabii anlaşılabilirse abi. Bakar mısınız şu anda? Neden böyle bir şey oluyor? İlk defa görüyorum bu arada oyunda böyle bir şey. Şimdi şuna hemen bir snipe vurayım.
Hop. Üçlü mü beşli mi ne ok atıyor arkadaşlar. Hemen teleport strike kullanıp yok edelim. Yani assassination sınıfı gerçekten çok keyifli. Yani ben bu sınıfı seviyorum. Bu arada şöyle görünmez olabiliyorsunuz oyunda. Baya baya görünmez oluyorsunuz onu söyleyeyim. PvP kısmında oyunun bunu yaptığınız zaman hidden kısmı böyle kaldığı sürece rakip sizi gerçekten göremiyor abi. O gerçekten çok iyi. Bir anda böyle çıkıp teleport strike'la anlık hasar çıkartıp stunlıyorsunuz. Ondan sonra işte skill'lerinizi atıyorsunuz filan. Yani bir nevi rouge gibi bir şey. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Eğer devamını istiyorsanız like atmanızı ve yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.